Sen de uzatma. Çok. 25 dakika. Normalde bu. Ya 25 dakika. Ya bak da hala bak kar şula ama bak da hani hala. Canlı şu. Şu an yani normalde. Bak inşallah bak onu bak zaten bırakma el uğra bak uğra ayna. Zaten bırakma el maşa yapmasın şey inşallah. Şunu etiketle bismillah. Bayağı da dönem abayla abi tarafı. Tantil ol alman abi bu hali. Tantil. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kardeşlerim bugün kitab التوحيد 198. dersini işleyeceğiz. Bugün inşallah Al-Bab ma ca'a enne sebeb küfür beni Adem ve terkuhum dinuhum el-gülufus salihin. Yani insanların dinlerinden çıkması, insanlarından dinlerini terk etmesi insanları Yüce Allah'ın makamına çıkartıp da yaratılmış olan mahluklardan istemeleridir. Konu bu olacak. İşte bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi diyor ki قال محمد عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. Biz bid'atlardan bahsettik. Yüce Allah'ın ma enzelallahu bihi min sultandan bahsettik. Allah'ın indirmediği olan bir şeyi bir insanın bir yaratılmış olan mahlukların yapması kesinlikle dinde bağdaşmayan olan bir fiildir bu. Biz bundan bahsettik ve dedik ki işte قال aleyhissalatü vesselam كل بدعة ضلالة. Yani burada hani diyorlar ya bid'atun hasene bid'atun seyyâ değil. Bid'at bid'attır ve kesinlikle hasene diye bir bid'at yoktur. Ve bir bid'at bir haseneyi öldürür. Yani bir kötülük. Bid'at derken kötülüğü kastediyorum. İşte bir kişi ben bid'ati hasene diye deyip de kendini kandırırsa kesinlikle nedir? Bu dinde olmayan bir fiil yapmış, gerçekleştirmiş olur. فَاِنْ قِيلْ اِنَّ الْاِحْتِفَالْ بِمُولَدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَصْلًا مِنَ السُنَّةِ Kimi? Bazı diyorlar ki yani şayet Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidi kutlaması aslında sünnettendir desem ve huve ennen nebiyyü aleyhissalatü vesselam se'ele an siyam yevm el ithneyn. Hatta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her pazartesi günü oruç tuttuğunu dese bile kal zâlike yevmu vuliddu fihi. Allah Resulü pazartesi günü dünyaya gelmiş. Ve ba'athtu fihi ev enzele aleyhil vahiy. Ve hatta orada vahiy bana indirildiği gün. Ve kâne aleyhissalatü vesselam يصومه مع الخميس. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her perşembe, pazartesi günü oruçları yapardı. Bu günleri kesinlikle terk etmezdi. Enneha يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Neden pazartesi perşembe günü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tutar? Çünkü orada ameller Allah'a arz ediliyor o günlerde ve ben oruçlu bir vaziyette iken Allah'a çıkmamı, orada gitmemi arzu ederdim diyor Allah Resulü. Şimdi bir kişi desek ki ben perşembe veyahut da pazartesi günü yerine salı ve çarşamba tutacağım derse deriz ki kardeşim kusura kalma tutamazsın. Niçin? Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı olan bir fiili yapmış oluyorsun. O da nedir? O da bid'attır. Neden işte pazartesi perşembe günü tut. Hani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. Bitti. E şu an bazı Müslümanlar Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yap dediğini yapmıyorlar, yapma dediğini yapıyorlar. Tam tersini yapıyorlar. İlle men rahimallah. Allah'ın rahmet ettiği insanlar müstesnadır. Demek ki bir kişi ibadet edeceği zaman mutlak manada kema emarahu rabbuhu ve ahbarahu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacak. Ayrıldığı zaman işte bu Cebriyelerin el Abtariye, el Butriye, el Yeziydiye, el Dürziye, el Kuleniye, el Hüseyniye, el Cevlekiye, el Kadiyaniye'nin düştüğü hatalara düşmemek işten bile değildir. Cevap olarak deriz ki
فالجواب على ذلك هو الوجوه. الأول أن صوم ليس احتفالا بمولده كما احتفل هؤلاء، وإنما هو صوم وإمساك عليها. يعني bir kişi mesela pazartesi günü ve perşembe günü kalkıp da oruç tuttuğu zaman bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yüceltmek değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlüdünü kutlamak değildir. Çünkü bu bir ibadettir. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye etmiştir. Hem perşembe hem pazartesi. Bir kişi pazartesi ve perşembe günü oruç tuttuğu zaman Allah katında çok büyük bir makama yerleşmiş olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o günleri tutmuştur. Ama o günler yerine ben salı veya da çarşamba tutacak olan bir kişi kusura kalmasın. Burada deriz ki bu sünnete aykırıdır. Perşembe ve cumartesi, pazartesi tutması gerektiğini biz söyleriz kendisine. Naam. La ilahe illallah. Amma ha'ula illezina yec'alune lehu el-mevalid. Hani kutlu doğum haftası adı altında 10 gün böyle medet ya Resulallah medet diyenler kesinlikle bu sünnete aykırıdır ve Allah tebareke ve teala bu ibadetleri kabul etmiyor. Çünkü delilsiz bir vaziyette gelmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yapmadığı olan bir fiili yapanlar sünnet dışına çıkmış olur. Fehtifaluhum alel akis min zalik. Yani hani ya ne var bunda? Ben bunu yaparsam ne olur diyen olan bir kişi kendi kendini kandırmış olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunda hayır olmuş olsaydı bu şekilde yapmaz mıydı? Ashab yapmaz mıydı? Tabi'in, etba'at tabi'in, selef yapmaz mıydı? Yaparlardı. Neden yapmadı? Neden? Ya ben işte niyetim iyidir Allah rızası için. Senin niyetin iyi olması Allah rızası için veriyor ki iyi olması gerektirmez. Mesela ben de hayır bir şey yapmak istersem şu şekilde sabah namazını sana kıldıracağım. Kabul eder misin? Şöyle. Mesela. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Malikil cenneti ve naril cehim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Olur mu? Malikil cenneti ve naril cehim. Ne olur mu? Nereden getirdin bunu? Kafamdan getirdin. Peki ben ne dedim? Malikil cenneti ve naril cehim. Ne demek? Din günün sahibi Allah olduğu gibi cennetin ve cehennemin de sahibi Allah. Din günün sahibi kim? Allah. Cennetin ve cehennemin sahibi kim? Yine Allah. Ben burada doğru bir şey söyledim. Doğru söylememe rağmen bu kesinlikle makbul değildir. Velev ki dediğim doğru bile olsa. Bizim vazifemiz Allah'ın ve Resulünün getirdiğiyle yetineceğiz. Fazlalaştırmak değil. Ben de fazlalaştırırsam o biri ne der? Ben de eksiltirim. Ne diyebilirim? Hiçbir şey diyemem. O zaman ne ben fazlalaştırabilirim ne de siz eksiltebilirim. Kema emarana Rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Çizgisinden ayrılmayacağız. Ayrıldık mı? İşte bütün insanların birçok kişinin düştüğü hatalara düşmemek işten bile değildir. Naam. Naam. Fel ma'na enne hâdâ اليوم اذا صامه الانسان فهو يوم مبارك. Yani perşembe veya pazartesi günü tutar olan bir kişi gerçekten çok büyük bir Allah katında makama ermiş oluyor eğer bunu Allah rızası için tutmuşsa. Riyakarlık, hani bazıları işte misafirle gittiği zaman ya işte ben oruçluyum deme kardeşim, deme, bu nafiledir. Yani niye diyorsun, bu farz değil, bir şey değil, seninle Allah arasındaki olan bir şey, deme, de ki sağ ol, Allah razı olsun. Ama yok ben vallahi oruçluyum, ben şu günleri tutuyorum deme. Çünkü bunlar nafiledir. Allah tebareke ve teala bunlarla var ya, bir riyakarlık girerse Allah katında bunlar makbul olmayabilir. Olmaz. Çünkü riyakarlık şirk kısmına girmiş oluyor. Vallahi ben her perşembe, her pazartesi tutuyorum, işte şevvalı tutuyorum. Deme, bunlar nafile zaten. Allah sana bunları neden tutmadın? Ey kulum, zaten seni sorumlu tutmayacak. Tutmadığına göre neden sen bunu dışarıya aktarıyorsun? Allah ile senin arasında olan kalmış bir şey. Tıpkı valla ben filan kişiye işte şu kadar yardım ettin deme. Yardım ettiysen Allah razı olsun. Hatta geceleyin Hazreti Ömer, Ebu Bekir bu yardımları, bu Allah adına yapılmış olan yardımları geceleyin hiç görmedikleri halde bir tasadduk ederlerdi. Bir gün Ömer radıyallahu anh gidiyor. Ya bu Ebu Bekir diyor nereye gidiyor? Her gün gecenin üçte birinde gidiyor. Saklana gidiyordu Ebu Bekir. Ömer radıyallahu anh onu takip ediyor. Diyor ya bu Ebu Bekir nereye gidiyor? Ebu Bekir giriyor. Yaşlı bir kadın var. Evini süpürüyor, yemeğini yapıyor, çamaşırlarını yıkıyor. Neyse ondan sonra 1,5 saat sonra Ebu Bekir çıkıyor. Ömer radıyallahu anh böyle görünce hemen gidiyor o kadın ya.
Ey kadın der, bu gelen adam kimdir bilir misin? Vallahi ya oğlum diyor, bilmiyorum. Her gün bak halife bu Ebubekir. Oğlum diyor, bilmiyorum. Her gün geliyor, bizim yemeğimizi yapıyor. İşte evi süpürüyor, temizlik yapıyor, gidiyor. Oğlum hareket yapma. Tabii ki o Ebubekir demiyor kendisi. Çıktı dedi ki, ya Ebubekir. Ya Ebubekir. Yani te'abte min ba'dikel hulefâ. Senden önceki halifeler, senden sonraki halifeleri yordun ya Ebubekir. Bak bunları gizli yapıyorlardı. Ama şu an bir kişi yardım edeceği zaman medya yoluyla fotoğraf şu bu yapma çekme. Sen bunu Allah rızası için yapıyorsan gerek yok bunları. Ama bunlara çok az dikkat edenler var. İşte bu ibadetlerin kabul olmasını istiyorsan mutlak manada bunları Allah rızası için göstererek yapacaksın. Ve Allah rızası olmayan bir ibadeti zaten Allah tebareke ve teala bunu kabul etmiyor. Allah rızası olduktan sonra sünnete uygun olacak ki bu ibadet kabul olsun. Ve hâdâ şey'un leysel ma'nâ innenâ nehtefil bihâdâ el-yevm. Yani bu demek değil ki ben perşembe veyahut da pazartesi günü oruç tuttuğum zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidini kutlamış oluyorum. Şu anda mesela mevlütler gibidir. Adamın babası ölüyor. Ertesi gün taziye, taziye üçüncü gün mevlüt. İndi gökten melekler şefaat ya Resulullah diye ne melekler iner ne de şefaat gelir. Çünkü şefaat Allah'ın elindedir ve bunlar Allah'ın elinde gerçekleştirmiş olan bir şeydir. Ondan sonra ne olur? Gel lahmacunlar, gel pepsiler. İslam dini şu an lahmacun dini oldu, Allah korusun. Öyle yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ölü ehline, meyyitin akrabalarına 3 gün dışarıdan yemek getirirlerdi. Ama bugün tam tersi olmuştur. İslam bunu kabul etmiyor. İşte biz böyle konuştuğumuz zaman vay Vahhabi, vay zındık, vay kafir bize diyorlar. Ben Vahhabi değilim, zındık da değilim, kafir de değilim. Din neyse onu anlatacaksın. Hani kul hatu burhanikum in kuntum sadikin. Gerçekten akidinizde, delinizde sabit iseniz o zaman gösterin. Hadi kâle aleyhissalatü vesselam sevvû mevâlid diye bir şey var mı? Yok. Süleyman Çelebi adında biri yazmış ve günümüze kadar bunu yücelttiler, yücelttiler. Ta ki günümüze kadar, ta ki lahmacunlara kadar uzandı. Hele hele lahmacun olduğu zaman gelen de gelmeyen de geliyor. Ne bu? Olmaz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. 5 dakika daha. Ya, normalde 40 dakika. Olsun diye. Devam et. Ne güzel dersini yap. İnan ki çoktan beri böyle. İnan ki çoktan beri dinlememiş böyle bir şey. Es-sani ennehu ala fard ennehu yekun hâda aslan fe innehu yecib en yıktasır fihi ala ma varad. Örneğin mesela bazı günler oruç tuttuğumuz zaman, bazı günlerde oruç tuttuğumuz zaman mesela hani Allah Resulü o günler tutmadı. Bir kişi tuttuğu zaman ne olur? Ya şimdi bir kişi tutacağı zaman bir kişi nedir? Bir kişi tutacağı zaman mutlak barada Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmadığı müddetçe o ibadet ibadet değildir. O ibadet dalalet olur, Allah muhafaza. Ondan dolayı kema emarena rabbuna ve ahbarena nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacağız. Ayrıldığımız zaman işte cebriyecilerin ve diğer insanların düştüğü hatalara düşmemek işten bile değildir. Naam. Lianna el-ibade tevkifiyye. İbadet tevkifi olan bir dindir. Hani Abdullah ibn Mübarek ne diyor? El-isnadu andi mine'd-din. لَوْلَ الْاِسْنَادِ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. Benim yanımda diyor isnat ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu isnat ilmi olmasaydı dileyen dilediğini söyleyecek. Ondan sonra ne olur? İsa'nın, Musa'nın ve diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da şeriatı bozulurdu. Çünkü لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. Dileyen dilediğini söyleyecek. Adam ne yapıyor? Cerciri satılmıyor. Rokka, cercir satılmıyor. Ya diyor ki satılmıyor, ne yapalım? قال صلى الله عليه وسلم اذا عرفتم قيمه الجرجير لما زرعتموه تحت السرير. Uyduruyor. Yani eğer rokanın kıymetini bilmiş olsaydınız bunu somya altını ekerdiniz diyor. Bu yalandır. قال عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Her kim benim söylemediğim olan bir sözü söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor Allah Resulü. Onu diğeri diyor ki لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ. Sen olmasaydın ya Muhammed kainatı yaratmayacaktın. Bu da bir yalandır. Bizler ubudiyet için, rububiyet için, isim ve sıfatları tasdik etmek için yaratıldık. Hani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ demiyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüsü hürmetine. İbadet için, kulluk için, yüce Allah'a ortak koşmamak için bizler gönderildik.
هني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Birçok ayetler sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yaratacağımızı ve bize geri döndürüleceğimizi anlatırız. Öyle mi? Yok. Geldik ve gideceğiz. Kama kala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya mazra'atil ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçersin. Öyle. Gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de dirilişimiz de bizlere sorulmayacak. Çekin. Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Ne ekersen onu biçeceksin. Zulüm yaptıysan karşılığını mutlaka Allah verecektir. İyilik yaptıysan kat kat mükafat Rabbim Tebareke ve Teala seni mükafatlandıracaktır. Ondan dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aa geldik. Yaş 40-45'i dayanır. Nasıl geçti bu yaşlar? Nerede babalarımız? Nerede dedelerimiz? Nerede atalarımız? Nerede teyzelerimiz? Hepsi gitti. Biz de gideceğiz. Biz de gideceğiz. Kullu nefsin daikatul maut ve innema tuvaffavne ucurakum yevmel kıyame femen zuhziha anin nari ve udkhilel cennete feqad faz ve mel hayatid dunya illa meta'ul gurur ve kâle teâlâ kullu nefsin daikatul maut thumma ileyna turca'un ve kâle teâlâ kullu nefsin daikatul maut ve nebluvekum bil khayri ve şerri fitne ve ileyna turca'un. Aleyküm selamun ammi. Ve kâle teâlâ aynemâ tekûnû yudrikkumil maut ve lev kuntum fî buruc مشيدة. وقال تعالى وما كان لنفس إلا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال الله تعالى وقال الله تعالى نيدو آيات كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لماذا خلقنا ربنا لماذا بعثنا ربنا لنأكل ونتمتع ونتكاثر بالأموال والأولاد وننسى ربنا لا والله خلقنا ربنا لنعبده ولا نشرك به شيئا. الناس اليوم في غفلة في ضلال يحتاجون إلى من يذكرهم بربهم بخالقهم برازقهم برب البشرية برب الناس أجمعين. ها هو الموت قادم والأيام تجري والعذاب شديد ورب غاضب لمن عصى ورب رحيم لمن تاب. Ondan dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyaya bir kere geldik. Hani Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dünya mazra'atil ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen. Ondan dolayı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kema emarana rabbuna ve akhbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacağız. Ayrıldığımız zaman cebrecilerin, durziyelerin, Abdariyel, Butriyel, Yezidiyel, Kadiyaniye, El Cevlakiyye, İsmailiyel, Haseniyel, Hüseyniyenin dışlığı hatalara düşmemek işten bile değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 10 dakika kaldı. Ve huve yevm el-thani aşar min şehr Rabi'il evvel. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi dünyaya gelmiştir diyorlar. Ama bu kesinlikle bu sabit değildir. Şehr-i Recep min şehr-i evvel. Rabi'il evvel diyor. Hangi ay artık Türkçe bilmiyorum. Rabi'il evvel diyor. Ma'a enne zâlik lem yuthbet min النحية التاريخية وقد حق بعض الفلكيين متأخرين ذلك فكان في اليوم التاسع لا في يوم الثاني عشر. Tıpkı Hristiyanların iddia ettikleri gibi El-Mesih İsa bin Meryem işte bugün doğduğu gibi ve onlar kutluyorlar, ediyorlar. Şu an Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte bugün ve ne yapıyorlar? Kutlu doğum haftası düzenliyorlar ve bu adı altında bid'atları kesinlikle Allah Tebareke ve Teala bunu kabul etmiyor. Niçin? Çünkü مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانِ. Ama alimler diyorlar ki bu yoldan çıkararak bir topluma, bir cemiyetine tevhidi anlatırsan inşallah bir beis yoktur. Ama kalkıp da işte bid'at olan fiilleri sen kalkıp da onlara lanse ettirirsen kesinlikle Allah Tebareke ve Teala da bunu kabul etmediği gibi sen de hiçbir şey istifade etmiş olamazsın ve olmadığın gibi orada يَوْمَ لَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Keşke yapmasaydım. Keşke Allah ve Resulüne iman etseydim. Keşke bunları yapmasaydım. Ama orada keşkenin kesinlikle hiçbir faydası yoktur. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرُضَعَتْ. Ondan sonra وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Ondan sonra وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ. O gün
Mahşer günü gittikleri zaman hamile kadın çocuğunu atacak. Emziren kadın çocuğunu atacak, düşürecek ve insanları sarhoş deli divane gibi göreceksin. Ama onlar sarhoş değiller. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ اَل۪يمٍ Allah tebareke ve teala onları alçaltıcı, zillet verici bir azap onlara bekliyor. Ondan sonra يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ مِرْءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ وُجُوهُمْ يَوْمَئِذٍ diye ile ahir aya. Ne evlat, ne baba, ne kardeş, ne zevce, ne hanım, hiç kimse orada tanımayacak. Tıpkı nebilerin nefsi, 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 inna Allaha inna Rabbi kad gadibel yevme gadaben, lem yagdab kablehu ve le ba'dehu ebeden dedikleri gibi, mahşerde orada kimse kimseye fayda vermeyecek. İlla men etallaha bi kalbin selim. Konu uzun. Uzun. Yarın inşallah burada, kalem var mı? Yarın burada kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim tebareke ve teala bizleri muhafaza buyursun. Rabbena la tuahidna inna sina ve ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isra kema hamaltuhu ala allazina min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'afu anna ve akhzir lana ve arhamna. Ente mevlana fansurna ala alqawmil kafirin. Wallahu a'lam ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Kapat şunu. Bitirdin mi hocam? Bitirdim. Yani kapasın. Bir saat gün sonra seni içeri alırlar.